Amca merhaba. Merhaba, teşekkür ederim. İsmini sorabilir miyim amca? Mehmet Abik. Mehmet abi, ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Sadece ekonomi hakkının için mi konuşuyoruz yoksa? Yok, genel itibariyle de konuşuyoruz. Yani genel itibari görüşlerin. İnşallah bizim Türkiye'miz inşallah refaha çıkartacak. Her şey de normallaşacak. Şu andan korona virüs yüzünden bazı şeylerimizi olabilir, alt üst olabilir. İnşallah düzelir. İnşallah her şey de iyiye gider. Yani fazla da millet şeye kapmasın. Paniklere kapmasın. Allah her şeyi de yapar. Düzelir bu iş. Bu işin sonu iyi olacak inşallah. Yani fazla millet de fazla şey ediyorlar. Eğer sen iki tane telefonun varsa sen bir taneyi saklıyorsun, bir taneyi fiyat yüksekliğe götürüyorsun. O da olmuyor yani. Sadece her şey de hükümetin şeyi değil. Bizim önerimiz budur. Bizim hükümetimiz el alır bu iş. İnşallah da el alır. Bir şeyler vardır ki millet, her şey millet kendi kendinden öyle yapıyorlar. Saklıyorlar, götürüyorlar, kaybettiriyorlar. Yani daha şey olmak için. Bu kadar da olmaz yani. İnşallah olur, güzel olur. Dua edelim, birbirimize destek olun. İnşallah amca, teşekkür ettik. Sağ olun, Allah razı olsun. İyi günler. Abi merhaba. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Şakir Duvarcı. Şakir, sana bir sorum olacak. Bugün günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Bize görüşlerini iletir misin? Ulan ekonomi çökmüş, esnaf mal ediyemek, rabi esnaf beygirtine. Her şeye zam gelmiş, her gün zam. Teşekkür ettik. Sağ ol, iyi günler. Ve merhaba. Merhaba abicim. İsmin? Çetin. Çetin. Çetin, sana bir sorum olacak. Günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Bir şey düşünmüyoruz. Sen ne düşünüyorsun? Ben de ciğerin yarım banketi lider. Abi merhaba. Merhaba abi. İsminiz? Halil. Halil, sana bir sorum olacak. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsun? Abi geleceğimi parlak görmüyorum. Ne diyebilirim abi? Durum yoktur. Murat haberde. Murat, sen ne düşünüyorsun? Vallahi abi ekonomik durumu çok kötüdür. Yani nasıl anlatayım? 5 milyon olan şey 25 milyon olmuş yani. Hiçbir şey alamıyoruz bu Türkiye'de yani. Kim kime dumduma olmuş abi. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederiz. Rica ederim abi. Abi merhaba. Merhaba. İsmin? Ümit. Ümit, sana bir sorum olacak. Şu anki günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Ekonomik nasıl olacak abi? Ekonomik esnaflar peygirtine, berna adın cipi. Kim kime dumduma. Bilmeyen birisini üzerine koymuşlar. Gel, bununla başa çık. Ama çoğupkin. Böyle düşünüyorsunuz. Evet. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Abi merhaba. Merhaba, Sır Şaban'ım, buyurun. Eyvallah abi. İsmini öğrenebilir miyim? Mete Yüksel. Mete abi, sana bir sorumuz olacak. Şu anki günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Günümüz ekonominin hakkında şu anda biz aldığımız ürünleri, bir hafta önce aldığımız ürünü 10 liraya aldığımızda şu anda 12,5. Yani aldığımız ürünleri, sattığımız ürünleri onun yerinde alamıyoruz. Gayet şekerin üzerinde söyleyeyim. Geçen hafta diyelim ki 140 liraya aldığımız şekeri şu anda 160 liradır. Yağ diyelim, yağın tenekesi aldığımız 2490 lira şu anda 540 liradır. Helvanın fiyatı size söyleyeyim, aldığımız 35 liraya şu anda 50 liradır. Bisküvin fiyatları sana söyleyeyim, biz aldığımız 15 lirayı şu anda bize 22,5 fiyat okuyorlar. Allah yardımcımız olsun diye. Ülkemize. Abi. Sağ olasın, Allah razı olsun. Abi merhaba. Merhaba. İsmini öğrenebilir miyim? Davut. Davut abi, sana bir sorum olacak. Günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi ekonominin anası yağlamış. Peki abi, teşekkürler. Abi merhaba. Merhaba Serç abi. İsmini öğrenebilir miyim? İsmim İlyas'tır. İlyas abi, sana bir sorum olacak. Günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun? Görüşlerini bize bildirsene. Vallahi nasıl söyleyeyim, durumum iyi değildir. Nasıl diyeyim sana, mallar bağlı olmuş, bir şey alamayız. Başka ne diyeyim sana? Artık ben nasıl çıkabilirim, durumum da iyi değildir fazla. Yani bir şey satamam. Nasıl, o kadar da başka. Allah yardımcımız olsun. Sağ ol, Allah hepimize de sabır versin inşallah. Teşekkür ettik. Abi merhaba. Merhaba, teşekkür ediyorum. İsminizi öğrenebilir miyim? Ferman. Ferman abi, sana bir sorum olacak. Günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsun?
Vallahi günümüz ekonomisi hakkında şu an öngörülen şey, insanlar zor durumda. Bu bilinen bir şeydir. Artan maliyetler, öğrencilerin mesela zor şartlar altında okumaya çalışması, diğer durumlar vesaire. İnsanların zor durumda olduğunu düşünüyorum. Yani maliyetler olsun, yaşam tarzı olsun, bir şeyleri satın alma olsun, işçilerin bir yerde hakkını alamama konusu olsun, insanların zor durumda olduğunu düşünüyorum. Bu durum tabii ülkenin neresi olursa olsun hiçbir insanımız ve vatandaşımız için iyi bir durum değildir. Bu durumun düzelmesini tabii ki bütün vatandaşlar, bütün insanlar, yani yürek, millet olarak hepimiz istiyoruz. Tabii ki temennimiz insanlar zor durumda kalmasın, esnaf evine ekmek götürebilsin, işçiler de hakkını tam alsın. Bugün mesela ben geçen hafta mesela yanılmıyorsam saat öğlen 12.30 civarıydı, bir teneke yağ sordum. Mesela hani bana 480 lira dedi. Akşamüstü saat 4'te gittim, bana dedi ki 510 lira. Yani bu yani kötü bir şeydir tabii ki. Mesela bir teneke yağ 510 lira. Tabii yağ üzerinden bugün bir gündem oluşturmamak lazım. Çünkü bütün durumlar böyledir. Kiralar olsun, elektrik olsun vesaire, başka bir şey olsun. Öğrenciler zor durumdadır. Hani insanlar bir türlü yani rahat edemiyor, huzura varamıyor. Kötü bir durumdur tabii toplum için. Genç, özellikle genç kısımlar için. Çünkü gençler bugün yani gençlerin şu şekilde mesela bir aile bir evladını okutacak çok zor durumda. Yani farklı yerlerden yardım alarak insanları mesela hani nasıl söyleyeyim, bir genci okutmak bugün çok zor bir şeydir. Hani bir aile bir evladını okutacak, iyi yerlere gelmesini istiyor ama aile çok zor durumda kalıyor bazen. Ama bu mesela o öğrenci bunu hak etmiyor, o fert bunu hak etmiyor. Tabii aile de hak etmiyor. Yani zor durumda bırakarak bir evlat okutmaya çalışıyor. Allah herkesin yardımcısı olsun tabii bu konuda. Yani benim diyeceğim şu devir için, şu dönem için söylüyorum sadece. Gördüğümüz kadarıyla toplum ve insanlar çok zor durumda. Özellikle hani döviz kurlarının oynaması, hiçbir şey şu an yerinde durmuyor. Yani bu zor bir durumdur. Buna nasıl müdahale edilir, nasıl çare bulunur bilemiyorum. Son olarak bütün insanların, toplumun, bütün öğrencilerin veya hiç fark etmiyor. Din, mezhep, ırk fark etmeksizin tüm insanların huzur içerisinde, barış içerisinde, refah içerisinde yaşamasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Amca merhaba. Merhaba. İsminizi öğrenebilir miyim? Benim ismim Esed Akalan. Esed amca, size bir sorum olacak. Günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bize bildirir misiniz? Şimdi ekonomi bakımından ne diyebilirim? Ekonomi şu an şöyle düşünüyorum. Büyük bir kriz var. Büyük bir kriz vardır. İnan ki yani şimdi bir alışveriş yaparken biz ne düşünüyoruz mesela? Diyelim eve bir şey getirdiğimiz zaman, yani 30 milyonluk bir eşya götürdüğümüz zaman şu an biz gözümüz 5 milyondadır. Niye? Korkuyoruz. Un parası kalmayacak diye. Gerçek büyük bir krizdir yani. Şimdi un nasıl düşünüyoruz? Un ana kolondur. Şimdi bir binayı kurarken ona ne lazım? Kolon, mutlaka kolon lazım. Kolon olmasa bina kurulmaz. Şimdi yağ diyelim. Yağ, evet, yağ da pahalandı. Yağ hiç olmasa yağ 500 de olsa senede 4 tane kullanırsan 2 milyar bir para yapıyor. Onu yani 2'ye de indirebilirsin. Ama bu un meselesi böyle olmaması lazım. Bu ana kolondur. Buna bir çözüm. Yani şuna da düşünüyoruz. Yani şu an bakıyoruz, bizi soran da yok. Şimdi hiç bu şeye hiç kimse el atmıyor. Hiç kimsenin kulağını duymuyor. Artık ne diyeyim yani, şöyle durum. Yani ekonomi çok büyük bir kriz var şu an. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum amca. İyi akşamlar. Abi merhaba. Merhaba. İsminiz? Ahmet. Günümüz ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi ekonomi çok kötü. Her şey zamlanmış. Bir şey alamıyoruz gördüğünüz gibi. Müşteriler de tıraş olmak için çekiniyor. Ceplerinde 5 kuruş yok. Gördüğünüz gibi yani. Ne diyeyim başkası? Teşekkür ettik. Rica ederim. İyi günler. Eyvallah.
Abi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Abi isminiz? Mustafa Tufan. Mustafa abi sana bir sorumuz olacak. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz ve görüşleriniz neler? Ben 25 yıllık esnafım. 25 yıl zarfı içerisinde birçok badireler atlattım. Yani şu an içerisinde bulunduğumuz bu süreçte belki de en sıkıntılı dönemlerimizden birini yaşıyoruz. Belki bir küresel bir sıkıntı gözüküyor. Ama netice itibariyle esnaf olmamız dolayısıyla, birebir halkla haşır neşir olmamız dolayısıyla var olan bu sıkıntıların halkta ne kadar sıkıntı yarattığını, ne kadar halkımızı zora soktuğunu biz müşahede ediyoruz. Özellikle biz ürünlerimizi aldığımız zaman bir sonraki haftaya aynı ürünü tedarik etme noktasında sıkıntı yaşıyoruz. Artı aldığımız bu ürünü aynı fiyatla alamıyoruz. Yani bu haliyle biz bunu satarken de aynı sıkıntıları yaşıyor ve bunu halka yansıtmak zorunda da kalıyoruz. Almış olduğumuz bu zamlı ürünlerle halkımızın cebine ne kadar zarar geldiğini görüyoruz. Tabii genel itibariyle durum bu şekilde, biz bunu özetledik. Yalnız bunun tabii bir çözüm önerisinde olması lazım. Bu çözüm önerisi şudur, özellikle büyük toptancıların, bu işi genel manada yapan firmaların ürünü tedarik etme noktasında devletin onlara gerekli kolaylığı sağlaması gerekiyor. Gerekli indirimleri, ürün tedariğinde bulunan vergi indirimleri başta olmak üzere bunlara gerekli indirimi yapması lazım. Bununla beraber Esnaf Sanatkarlar Odası'nın esnafların yanında olması, onlara dönük projelerinin olması gerekiyor. Bunlar yapılırsa inşallah bu sıkıntılı dönemi hep beraber atlatacağımızı ümit ediyorum. İnşallah diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet değerli izleyiciler, halkımızın, Kozluk halkının ekonomi hakkındaki görüşleri böyleydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. İyi günler.